Şimdi ben uyuyacağım da arkamı dönmek durumundayım. Ayıp olmaz herhalde değil mi? Uyuyacak mısın? Zaten çok uzun bir yol var yani. Beni görmemiş olursunuz daha iyi olur. Yol uzun mu? 10 dakika sonra havalimanında oluruz asistan. Uyuduğuna değmez. Hı? Havalimanı mı? Havalimanı mı dediniz? Uçağa nereden binelim istiyorsun? Otogara mı gidelim ha? Ben uçağa binmeyi istemiyorum ki. Uçağa binmek gibi bir planım yok ki benim. Ayrıca da masraf yani. 5 saatlik İzmir yolu için havalimanına mı gidilir ya? Güzel güzel arabayla gidelim yani. Hep bunlar şirkete masraf. Masraf mı? Bak bineceğiz, kalkacağız, 1 saate ineceğiz. Rahat rahat gideceğiz. Kan şekerim düşüyor. İneceğiz, bineceğiz, kalkacak, inecek deyince kan şekerim düşüyor. Hızla düşen bir uçak gibi düşüyor. Ben kötü oluyorum. Hayır. Bembeyaz oluyorum. Sonra da bayılıyorum ben. Oldum gibi değil mi? Bembeyazım değil mi şu anda? Söyleyin gerçekleri. Yok. Bayağı iyi görünüyorsun. Gayet iyisin. Bir şeyin düştüğü yok. Kasıtlı bu. Bunlar kasıtlı. Kasıtlı değil mi bu yaptığınız şey? Siz biliyorsunuz benim korktuğumu. Küçüklüğümden beri sen biliyorsun benim uçak korkum olduğunu. Çocukluğumuzdan beri biliyorsun, biliyorsunuz. Kasıtlı falan yapmıyorum aslan. Evet, biliyorum uçaktan korktuğunu ama yapacak bir şey yok. İş beklemez. Oraya uçakla gideceğiz. Bitti gitti. Bu ne biliyor musunuz? Bu mobbing. Buna mobbing denirim. Sabahtan beri bana vermediğiniz iş kalmadı, yaptırmadığınız şey kalmadı. Şimdi bir de uçağa binerim diyorsunuz. Buna mobbing denmez. Buna görev dağılımı denir. Sabahtan beri senin yaptığın iş. Buna da iş kesti denir, tamam mı? Öküzün altında buzağı aramana gerek yok. O uçağa binilecek. Tamam. Bir şartım var ama. Elimi tutacaksınız. Ya da ben sizin elinizi tutacağım, öyle. Hayır, ben niye senin elini tutuyorum ki? Ya da sen niye benim elimi tutacaksın? Çünkü düşüyorum. Çünkü ben uçakta düşüyor gibi oluyorum. Eli tutunca düşmüyorum. Çünkü bayılıyorum. Bayılacak gibi oluyorum. Bayılma diyor. İş gezisinde el tutmalar, öyle mi? Sabah Gazi Bey'in yanında aman işe özel hayatı karıştırmayalım diye ahkam kesiyordunuz asistan hanım. Ne oldu şimdi iş gezisinde el tutma istemeler falan filan? Yok el tutmak filan. Bineceksin uçağa, gideceksin. Ya gerçekten ya. Bir uçak için bu kadar çok kalp kırmaya değer mi ya? Konuşmaya değer mi gerçekten? Uçaktır ya. Ne olacak ya? Tamam. Geldik efendim. Tamam. Sandviç var mı? Olsaydı sana. O sandviçlerden bir tane. Deniz. Hayır, hava geliyor bir yerden uçağa, hava. Aşağıdaki şey mi? Anne! Tamam, 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 say. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geldik Deniz. Nereye geldik? İzmir'e. Otele geldik. Hadi iniyoruz. Elimi tutmadınız. Bayıldım. Evet. Elini tutmadım, bayıldın. Ben de seni arabaya taşıdım. Ama bak ayıldın. Hadi iniyoruz. Ha, böyle beni arabaya attınız baygın bir şekilde. Elim tutulmadı ama benim tutuk şu anda. Benim tutuldu. Teşekkür ederim ya. İyilik de yaramıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu mu? Bu. Bir dakika konuşabilirsem benimden dolayı bu mobbing midir? Mobbing de değil, bu başka bir şey. Bunlar iş gezisi turları değil. Bunlar işkence turları. Bana işkence yapılıyor. Keşke belin tutulacağına şu dilin tutulsa. Vallahi az konuş. Gerçekten. Aa, gerçekten ya. Oh belim. Bitti layout. Oyunmuş, ben sana gösteririm oyunu. Aa şeker. Şöyle böyle. Yiğit Bey. 9007 numaralı suite efendim. Teşekkür ederim. Ben Deniz Aslan. Bu isimde bir kayıt yok efendim. Biz Yiğit Bey'le birlikte geldik. Birlikteyiz ya. Yiğit Bey, kayıt yok diyor resepsiyonist Bey.
Beyefendi haklı. Ben unuttum. Nasıl unuttunuz ya? Sana oda açtırmayı unuttum asistan. Siz bana başka bir oda bakın lütfen. Maalesef hiç yerimiz yok. Hatta İzmir Expo fuarından dolayı İzmir genindeki tüm otellerde oldum. Şansa bakar mısın ya? Allah şansa bak ya. Bu mudur yani? Yorumunuz bu mudur? Apar topar beni İzmir'e getiriyorsunuz. Şansa bak. Ne yapayım? Ne yapalım hanımefendiye bir yardımcı olalım? Ay ya bir yardımcı oluverin ya valla. İsterseniz 3,5-4 gibi bir oda boşalacak. O zamana kadar şuradaki koltuklarda bekleyebilirsiniz. Çok güzel, çok konforlu. İyi fikir. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Sen bu koltuklarda bekle. Hanımefendiye benden bir yastık, bir de battaniye lütfen. Boynu tutulmasın, üşümesin yatarken. Ay çok sağ olun ya. Rica ederim. Asistan, ben şimdi odama çekiliyorum. Sen beni gelişmelerden haberdar edersin, tamam mı? Bir gelişme yok yalnız. Haberdar edecek bir şey yok yani. Pardon, kaç gibi oda boşalır demiştiniz? 3,5-4. Olmaz. O saatte sakın beni arayıp rahatsız etme. Uykumu bölme, tamam? Ya zaten etmeyeceğim ya. Etmeyeceğim yani. Sizin uykularınız bölünür zaten. Bu stresle her şey bölünür. Ben kendi başımın çaresine bakarım, tamam mı? Ne yapacağım ben ya? Ben de orada kal, ne yapacağım ben ya? Her yerde biri oturuyor ya. Ne oldu arkadaşım? Bir sıkıntı mı var? Sorun varsa çözeriz. Allah ne yalan söyleyeyim, bir sıkıntı var. Çözebilir misiniz bilmiyorum ama oda yokmuş. Sabah 4 gibi bir oda boşalıyormuş. Şurada bekle dediler. Yani ben ne yapabilirim? İzmir'e geldim, kalacak yerim yok. Ya senin meşhur İzmir misafirperverliğinden haberin yok mu? İtiraz yok, bizim odada kalıyorsun. Ama ben gece çok konuşurum. Rahatsızlık vermeyeyim ben size. Çiğdem yer muhabbet ederiz. Hadi hadi. Hadi. Gel. Toplantım da var ya. Çiğdem asla söylemez. Söylemiş. Nereden duydun? Kendi ağzıyla söyledi. Çiğdem öyle bir şey söylemedi. Tülin söyledi. Tülin yalan söylemiş. Tülin mi yalan söylemiş? Hayır. Hayır söylemez. Yalan söylemez. Söylediyse de bir nedeni vardır yani. Lütfen onun hakkında konuşmayalım böyle. Konuyu da kapatalım. Işıkları da kapatalım. Artık yatma vakti kızlar. Hadi yeter artık. Senin suratın niye bu kadar asık? Bak yatağın var. 3 yeni arkadaşın var. Ama uykum da var. Uykum var benim. Oo vakit daha körpe. Körpe mi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Hayır, bir dakika dur. Gitar mı çalacaksın? Bak, bir şey söyleyeceğim. Bak. Hanımım, duvar değil bunlar. Olmaz, otelde olmaz. Sadece çalmayacağız. Hem çalacağız hem söyleyeceğiz. Bir dakika, tamam yeter. Bir şey söyleyeceğim. Gençsiniz, güzelsiniz. Pembe pembe giyinmişsiniz. Fıkır fıkır bir gençliğiniz var. Orası belli. Ama ben bir iş kadınıyım. Yarın sabahın soğuğunda ben toplantıya gideceğim. Ben toplantıya gideceğim. Benim uyumam lazım. Bak odanızı verdiniz. Çok da fazla yükselemiyorum. Lütfen kararında bırakalım ne olur. Sabaha daha çok var. Surat asma tadın çıkar. Huriye, Nuriye, Duriye. Kısaca ye, ye, ye konserine hoş geldiniz. 1, 2, 3. Aman yolla. Güzel görünüyorsun ki. Muhteşem olmuş. O zaman cevabın... Evet. Evet. Ben sana yalan söyledim. Ben senin çocukluk arkadaşın Deniz Aslan'ım. Kendine gel. Ne yapıyorsun? Üzülüyor musun yoksa? Sana üzülmeyi yasaklıyorum Yiğit Balcı. Duydun mu beni? Sana yapılanları hatırla. Öfkeni sakın unutma. Deniz yaptıklarının hesabını verecek. Elimden çekeceğim var Deniz Aslan. Go Flamingo'yu sana dar edeceğim, dar. Arkana bakmadan kaçıp gideceksin. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.